makinesinin olduğu yuvarlak yapı. O yapıyı aşağıya kadar indireceğiz. Şurada tüpler oluşacak. Metrodan merdiven boşluğunu görüyorsunuz. Orasını önce tamamlayacağız. Şu üst tarafı çelik yapının ucundan ilerideki boşluk kısım var ya, yine çelik borular var bir görüyorsunuz. O aradaki boşluktan orada üstünü kal. Kapatacağız. Yani o orada kal. Şeyin olduğu, konteynerin olduğu kısımdaki boşluktan şuraya doğru üstü kapatacağız ve şu arka taraf tamamen açılacak. Vatandaşın rahat kullanımına hazır hale gelecek. Burada inşaat devam edecek tabii. Az önce de söylediğim gibi önce şu alttaki yapıyı, o bittikten sonra da şu üstteki istasyon yapısını yapacağız. Alttaki yapı 2020'nin sonu gibi, yani tüpler 2020'nin sonu gibi, üstteki yapı da 2021'in Ağustos'u gibi bitecek. Allah'ın izniyle 2021 Ağustos'unda buradaki yapı tamamen bitmiş olacak. Yapmakta olduğumuz çalışmayı algılamanız için şunu bir göstermekte fayda var. Ancak böyle kafanıza şekillenebilir. Biz şu anda aşağıda görmüş olduğunuz çukur, bir sonraki o daha iyi olur. Şunu kazıyoruz şu anda. Şuradan bu tüp vasıtasıyla aşağı ineceğiz şaftla. Aşağıdaki tünelleri yapacağız daha sonra ve aşağıda şu kısımda, burada 17 metre aşağıya geldik biz şu anda yüzeyden. Yüzey şurası, yani hemen şu yan taraf. 17 metre aşağıya geldik, şuradayız. Buradan aşağıya gidiyoruz. -52'ye ineceğiz. 35 metre daha kazacağız. Şu tünel, aşağıda gördüğünüz yuvarlak, şu anda kazı yapılan kısım. Şuradaki şaft. Şaft aşağıya geldikten sonra şu tüpleri yapacağız. Metronun içinden geçeceği tüpler. Ve sonrasında bu altta bir istasyon yapısı olacak. Bakın burada daha görselleşmiş bir halde görüyorsunuz. Burada altta tüplerin içinden metronun geçeceği, sonra da istasyonlarının olacağı bir yapı olacak. Şu üstte gördüğünüz yapı ise, yani şurası istasyon yapısı. Şimdi bizim hedefimiz çevreyi rahatlatmak için şu çelik boru görüyorsunuz ya, çelik borunun uç tarafı ve onun arka tarafındaki girinti dahil olmak üzere, yani şu kısım, istasyonumuzun giriş yapısı şuradan, merdivenler orada olacak. Şurası merdiven. Biz bu bölümü Ocak ayına kadar bitirelim istiyoruz. Şu kısmı kapatacağız ve üstü tamamen kapanacak. Öyle olunca şu arka tarafta gördüğünüz özellikle meydana açılan kısım rahatlamış olacak. Biz başından beri müteahhitimizle bunu müzakere ediyorduk. Hızlıca orayı kapatmak. Orada bir aslında inşaat yapılıyor. Zeminden yukarıya kadar bir bina var orada. O aşağı yukarı 3 katlı bir bina. 3 katlı bir bina yapacağız orada. Binayı ama tersten yapıyoruz şu an. Normalde binalar temelden yukarı doğru yapılır. Biz önce kazdık, sonra tekrar bina yukarı doğru çıkartacağız. Burada yapılan iş çok büyük bir iş, zor bir iş. Şu şaftlardan aşağıya inmemiz ve aşağıdaki tüpleri yapıp istasyonu oluşturmamız 2020'nin sonuna kadar sürecek. 2020'nin sonunda şurası bittikten sonra da şuradaki istasyon yapısını tamamlayacağız. Bu da takriben 2021'in Ağustos ayı gibi bitecek diye tahmin ediyoruz. Tabii metro inşaatları büyük bir inşaat. Bu inşaatın araçlarıyla birlikte bedeli, aşağı yukarı kamulaştırması vesairesi hepsi birden 5 milyar civarında bir tutarı oluşturuyor. 5 milyar Büyükşehir Belediyesi'nin aşağı yukarı 5 yıllık yatırım bütçesi. Bunu kullandığımız zaman Büyükşehir Belediye'mizin birçok diğer yatırımı yapma açısından da sıkıntılar olacağı ortada. Biz de buradan hareketle geçtiğimiz günlerde Sayın İl Başkanımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımıza durumu anlattık. Bunun Kocaeli'yi çok yoracağını, kaynaklarımızı hortum gibi çekeceğini ve Kocaeli'nin alacağı diğer hizmetlerde sıkıntı yaşanacağını söyledik. Kendileri
buradan teşekkürü bir kez daha borç biliyorum. Sağ olsunlar Ulaştırma Bakanımıza talimat vereceklerini söylediler. Tevafuk bu ki DP World'un açılışına Ulaştırma Bakanımız geldiği gün kendisiyle orada görüşme imkanı bulduk. Bir talimat gelip gelmediğini sorduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın kendilerine bir talimat verdiğini söyledi. Hemen irtibata geçtik. Dün genel sekreterimizi Ankara'ya Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne yolladım. Başvurularımızı yaptık. İnşallah metro inşaatını bundan sonra Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Böylelikle de kentimize çok büyük bir kaynak sağlanmış olacak. Harcanacak bir kaynak metrodan diğer alanlara kaydırılmış olacak. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Ulaştırma Bakanımıza bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi borç biliyoruz. Bu Kocaeli'ye yapılmış çok büyük bir iyilik. Kocaeli'ye bu yolla biz başka hizmetleri yapma imkanını bulacağız. Hem de metro inşaatı çok çok daha hızlı bir şekilde ilerleme imkanına kavuşacak. Önümüzdeki süreçte olabildiğince şehre yansımasını azaltarak devam etmek istiyoruz. Hem Darıca açısından hem Gebze açısından son derece önemli bir proje bu. Eğer biz bu raylı sistem çalışmalarını yapmazsak, raylı sistemlerle toplu taşımayı teşvik etmezsek 2035'lere gelindiğinde Gebze'de de Darıca'da da sokaklarda hareket etme şansımız kalmayacak. İzmit merkezde uyguladığımız tramvay projesi bunun en açık örneği. İzmit merkezinde sadece 12 bin yolcunun hareket ettiği bir güzergah şu anda günde 40 bin yolcu taşıyor. Lastik tekerlekli sistemle sadece 12 bin kişi seyahat ediyordu. Ama raylı sistemle 40 bin kişi seyahat ediyor ve bunun önümüzdeki dönemde 70 bine ulaşmasını bekliyoruz. Bütün planlamalarımız ona göre. Şu anda 6 dakikada bir çalışıyor tramvay. 2025'e varmadan zannediyorum 2 dakikaya kadar inecek. Çünkü öngörülerin çok önünde ilerliyor. Oradan baktığımızda da bir kez daha çok net bir şekilde ifade edebiliriz ki Kocaeli'nin geleceğini İstanbul gibi trafik sorunu yaşamaması için, yönetebilmemiz için yapmamız gereken en doğru şey toplu taşıma sistemini yeniden yapılandırmak. Bunun için de raylı sistemlerin payını artırmak olacak. Toplu taşımanın şu anda Kocaeli'deki payı toplam yolculuğun içinde %16. Bütün yolculukların %16'sı toplu taşımayla yapılıyor. Biz bunu iki katına çıkartmak istiyoruz. Raylı sistemin payı toplam içinde %7, bunu da 14'e çıkartmak istiyoruz. Bütün hedeflerimiz bu yönde. Eğer bunları yaparsak gelecekte mutlu şehir, mutlu şehir, mutlu şehir diyoruz ya sürekli. İnsanlar ancak trafikte sıkışmıyorlarsa, rahat bir şekilde seyahat ediyorlarsa mutlu olabiliyorlar. Ve onun için de bunları yapmamız lazım. Ama şu anda işte az önce sizler de duydunuz, bu gürültüye katlanmak zorunda kalıyoruz. 2 yıl gürültü çekeceğiz belki. 2 yıl burada sıkıntı yaşanacak. Ama ondan sonraki 50 yıl huzur içinde yaşayacağız. Buraya erişmek çok daha kolay olacak. İnsanlarımız çok daha yüksek standartlı, çok daha gelişmiş bir ülkede yaşayacaklar. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Yok, gayet güzel bir açıklama yaptınız. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün Kocaeli halkına olan sevgisini, muhabbetin ve selamını iletmek istiyorum. Her daim Kocaeli halkı bize sahip çıktı. AK Parti iktidarları güçlü bir destek verdi. Biz de Kocaeli halkına sevgimizi, muhabbetimiz ve karşılığı olarak da bu hediyeyi veriyoruz dediler. Burada da bunu iletmek istiyorum. Başkanım, Ankara'nın desteği tek proje için mi geçerli yoksa bundan sonra Ankara geçmiş dönemde yapmadığı yatırımları Kocaeli'ye yapacak mı? Bildiğim kadarıyla D100 üstündeki yayı köprülerine kadar Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Battı çıktıları Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Pek çok ilde bakanlık yapmasına rağmen. Bu destekler bundan sonra da sürecek mi Kocaeli'ye? Şüphesiz bu geçmiş dönemde de vardı. Geçmiş dönemde Ankara'nın hiç yatırım yapmadığını söylemek haklı bir yaklaşım olmaz. Mesela hemen aşağıdaki Gebze Hannibal tüneli ve onun geril yapılarını, yani aşağı yukarı Şekerpınar tarafındaki Yeni Mahalle Kavşağı'nı da alırsak aşağı yukarı sadece oradaki yatırım bugünün parası 400 milyon civarında. Bizim
bizim yaptığımız yatırımlarla kıyaslandığında çok çok daha büyük yatırımlar. Yine İzmit merkezine yapılan K3 kavşağı, K1 kavşağı yani sanayi çıkışı, terminal çıkışı, bunları karayolları yaptı. Yani kapsamdakini biz yaptık ama diğerlerini karayolları yaptı. Ama önümüzdeki süreçte bunun artarak devam edeceğini, yerel kaynaklarla yapmak yerine bakanlık kaynaklarıyla yapmanın yollarını arayacağımızı söyleyebiliriz. Bu da metronun devrine ilişkin bu başlangıçta bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Böylelikle biz kaynaklarımızı kendi diğer hizmetlere ayırma imkanına kavuşacağız. Kartepe Körfez metrosu ile ilgili bir gelişme var mı? Onunla ilgili şu anda uluslararası piyasaların koşulları nedeniyle bir yatırımcı bulmakta zorluk çekeceğimizi düşünüyorum. Orada beyannamemizde de belirttiğimiz üzere yap işlet devret projesi şeklinde bir vaatte bulunmuştuk. Yap işlet devret ya da Ulaştırma Bakanlığı üzerinden gidilecek. Ulaştırma Bakanlığımıza önce bu devir işlemlerini tamamlayalım. Daha sonra uygun bir zamanda tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısını çalar ve ricacı oluruz. İnşallah öyle olur ya da uluslararası piyasaların koşulları iyileşirse yap işlet devlette yapacak bir yatırımcı bulmak için de çabalarız.